Genel seçimlerden çıkan sonuçlarda tek başına iktidar olacak bir partinin çıkmaması üzerine hükümet kurma turları başladı. Ancak bu koalisyon kurma süreci ekonomiye olumsuz etkide bulundu. Bu süreçten olumsuz etkilenen Şanlıurfa Otogaleciler Sesi esnafı, hükümetin kurulamamasının güvensiz bir ortam yarattığını belirtti. İki aydır sadece tek bir araç satabildiklerini söyleyen esnaf, bu parayla kira mı ödeyelim yoksa eve ekmek mi götürelim diye sitem etti. Merhaba. Satışlar nasıl? Satış hiç yok. Neden? İş yok. Dolar pahalı, euro pahalı. Millette para yok, iş yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Peki bazında satışlar ne olacağını söylüyorlar. Ben iki aydır, yani bir ara satmışım. Yani bunun alt üstü kar olsa ne olur, ne yapar bana? Ne çoluk çocuğa yeter, ne masrafa yeter, ne hiçbir şeye yetmez. Etkiledi. Nasıl? Etkiledi. Zaten hükümet şimdi boşluk var. Savaş var, bilmem ne var. Görüşü ne gelen ne giden. Herkes köylü de tarlasında. Hiç kimse yok. Fakirler zaten Adana'yı bulmuş. Pambuk'a, Kazma'ya, Kapuz'a. Yani şehir bomboş. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatlar fahiş pahalı ama alan yok. Fiyatların yüksek olması nedeni hükümet bile dolara mı? Tabii ÖTV yüksek. ÖTV yüksek. Millet ikinci ele yöneldi. İkinci elde pahalı yani. Valla satışlar yok. Bu seçim ayağı, hükümetin kurulmaması. Ondan dolayı her an bayağı bir sıkıntı çekiyoruz yani. Netice itibariyle ikinci el araç satıyorsun. Adam araba alacağına gidiyor, parasını dolara yatırıyor. Araba almaktan vazgeçiyor veya ev almaktan vazgeçiyor. Bu ister istemez ülke ekonomisine sıkıntı yaratıyor. Bizim gibi de küçük esnafların belini kırıyor. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal. İkinci el düşük. Bir yükselme söz konusu. Adamın arabası 15 lira değeri ise şu an 17 lira fiyat istiyor arabasını. Satışlar biraz piyasanın güvensizliğinden dolayı biraz satışlarımız durgundur. Bir de hükümetin seçimlerden dolayı hükümette bir güvensizlik var şu anda aslında millet arasında. Ondan dolayı satışlarımız tam durmuştur. Tam durmuştur satışlarımız. Peki piyasanız şu anda? Piyasa çok yüksektir. Alışveriş de yoktur yani. Şu anda piyasada alışveriş yok yani. Durmuş şu anda. Esnaf kan alıyor şu anda. Ne araba alabiliyoruz ne araba satabiliyoruz. Artı vergiyi ödüyoruz. Kendi cebimizden ödüyoruz vergiyi. Elektrik, su. Bir de artı bizimki kiracıyız şu anda buralarda. Dükkan da alamıyoruz yeni siteye. Hepsi dükkan sahipleri çok esnaf değildir. Satışlar şu an için durgun. Bayramda satışlarda hareketlilik oldu. Herhangi bir hareketlilik olmadı. Hareketlilik olmamasının nedeni de fiyatların fazlasıyla yüksek olmasıydı. Bu aralarda var olan boşluk, hükümet boşluğundan dolayı insanların üzerinde olan bir tedirginlik duygusu hakim. Bu tedirginlik duygusunu kaybetmek adına hükümetin kurulması lazım. Yani bir özgüvenin oluşması lazım. Hükümet kurulduğu andan itibaren ekonomiye olan bir güven yerine gelecektir. Satışlara da yansıyacaktır. Evet. Peki doların yükselmesi satışları etkiledi mi? Tabii etkiliyor. Yani. Şimdi insanlar doları bir yatırım aracı olarak görüyor. Kazanç olarak görüyor. Aldığı zaman ne oluyor? Başka araca yönelmiyor yani. Araç alımına yönelmiyor. Daha kolay kazanca yöneliyor. Öyle değil mi?